Seyredin yaşamı canlar. İlmi kalemi, hak tekniği, tohumlamayı, mutlak kulluğu ve bütünlüğü, kütleyi tüm zamanları seyredin. Her şey Allah'ın tahtındandır. İnsan, insanlığını dillediğinde kelamda kendini dürümleyip bütünün gücünü diller. İnsan, kelam olup kök göklerin gücünü dünyaya çektiğinde kendini hak etmiş ve kendinde, kendi yüreğinde dürümlenmişse hakikiyetin tekniğiyle kendinden dilleşir. Kelam Allah'ın ilmiyledir, Allah'ın tenindendir, tahtisizdir ve kelamı tek temiz olanlar kendi yoğunluklarıyla dilleyebiliyorlar. Ağır yükü hafifletebilmek için böylesi bir çalışmayı devreye alırken, kelam olup tüm zamanların gücünü dürümleyip bütünün gücünü teknik tohumlarla kodlarken dünyanın gözü olarak buradayız. Kör sağır kalmasın yaşamda diyerek bir işi kodluyoruz. Bir iş Allah'ın tınısını duyabilenin kelamda kendini dürümleyip bütünün gücüyle kodlanmış sesleşme yapabilenin kendi yüreğidir. Ha diyeceksiniz ki kaynak dışı bilgi var mı? Asla. Kelam ilmi Allah'ın tahtındandır ve kelamı hak eden aklın ilmiyle dürümler ve diller. Allah teni temiz olandadır ve o bütünün gücüdür. Unutmayın ki doğan gün Allah'ın gücüyle doğar ve unutmayın ki dünya gözü Allah'ın gücüdür. Bütün kötülükleri aşıp geçebilen insan kendinden kendini hak edip bütünün görevi hak ilmiyle dürümlendiğinde o görevi hak edip yapabilene denir. Biz insana insan deriz ama levh-i kapıda insanlık dışı olana insan diyemeyiz. Dağlarım, dünya yolu Allah'ın yoğunluğuyla tohumlanmış bir yoldur. Bu yola varan aklın yoğunluğuyla varır ve dünya yularından tutulan bir yaşam olmamalıdır diyerek varır. Biz bunu yaptık bu dünyada. Önü ardı olmayanlarız bizler. Hiç kimsenin kimseye üstünlük sağlayacak dürümü tohumlamadığı bir yoğunluktayız. Tümü Allah ilmiyle kodlanmışlardayız ve bizler mutlak kulluk yapabilenleriz. İnsana el ayak denilir yaşam soyları tarafından. İnsana kaynak denilir, insana yarım denilir ama insana sığ olarak kulluk yap denilemez. İnsan Kur'an-ı Kerim'deki o yoğunluktan çok daha güçlüdür. Devinimi artırmak için bilgi veririm zaman zaman. Çoğu kez insan sırrı olan bilgiyi kodlayıp veririm. Çoğu kez de toprak topluma tohum ekerim. Vakit geldiğinde levh-i kapıları açarım, insana ilmi ko olur, bütünün gücüyle inerim. Ama her gerçek çalışmada bilişim vardır. Nefsi aşanlar yarını bilirler ama nefsi aşamayanlar yaşamı dinleyemezler. Bilişe varan aklın levhisiyle varır ve o her şeyi anlar ve diller. Seyredin dünyayı derim. Yarını hak edin, dinleyin derim. Rahmi kapıları açın, ulular diyarının görevini yapın derim. Dince demem, insanca derim. Ben dünya ve dünya benim. Unutmayın ki doğan güç Allah'ın gücüdür ama doğanın gücü aklın kürzi kapısını açmadıkça görev taşıyamaz. Bina yaptık yaşamda. İnsandı bina. O bina Allah'ın tınısını dürümleyebilen elimdi. O bina yaşamdı. O bina ağır yük taşımayan bilişti. Ve o binayı hak etmek için çalışmadık. O bina olup çalıştık canlar. Medine Allah, Mekke insandı. Biz de kaynaktık. Her anda var olan sanal boyutların toplum çalışmalarını tohumlayan ve kelamı kervan olan bir iştik bizler. Ne diye dünyaya indik bunu da izah edeyim. Canlarım, biz bedenli değiliz, bilir misiniz bunu? Bu beden bizim gerçek bedenli halimizin bedeni değil. Niye biz bu bedene büründük bilir misiniz? Ziya der ki levhi için, ağır yükü hafifletmek için, yarını tohumlamak için biz suyun başındakini su yapmaya geldik canlar. Suyun başı ilmi kalem olanların yoğunluğudur.
Suyun başı yanını tohumlayanların kotlamış koyuluğudur. Ama biz su olmaya gelenler, suyun başını su yapmaya gelenleriz. Hepimiz cana kapıyız canlılar. Bilgi kapısıyız bizler. Yer kürenin görevini tüm zamanların gücüyle, türevlerini tohumlayan dürümlerin diledikleriyle dinleyerek kodladık. Altın ışık yıllarının görevini yaptık bu yaşamda. Kardeşlerim, kelam altın ışığın gücüyle tüm zamanların kürzi kelamı olarak kodlandığında her şey yetkinleşir. Seyredin zamanı o yaşam koyuluğunda. Bugün dünyadayız. Hepimiz bedensiziz, bu kesin. Biz bütüne hizmetçi olmaya değil, hilal ayın Kur'an'ında kodlanmış toplumu tohumlamaya geldik. Hepimiz ışıklarız. Hepimiz yüceler cümlesinde cevheri cennet olan Kur'anlarız. Biz bilgiyi bütüne hikaye değil, ilim diye indirenleriz canlılar. Şu ana kadar verilen tüm bilgiler sistemin gücünün dışından verildi. Kürzi kapıların gücü yoktu o bilgilerde. Kodlanmış dürümlerden değildi bilgiler. İlim kalemi de değildi yoğunluktaki ışık. Kaynaktan öte kaynakta bilgi kodları vardı ama tanrılık kapısındaki o yoğunluk yoktu. Bunun içindir ki dondurulanlar vardı yaşamda. Donmak nedir bilir misiniz? İlmi kapıya varamayanların gök sözcülüğü yapma çalışmalarında kontrol dışı kalmamaları için dondurulanlarla donduruluşlarıydı. Bugün bu dondurulanların tümünü tohumladık ve kodladık. Kaha olan ışıkla dinledik, dinlettik. Yerin gücü yaptık. İlmi kapıların gücünü kodladık. Yolculuk başladı. Sokak aralarına girdik. Oralardaki yoğunlukları kodladık. Yaşamı tohumladık. Levhi kapılarda aşkın sırrı olan ışığı yaktık. Mutlak kulluk yaptık. Bütüne hizmetçi olduk. Kelam oldu, yüreğimizde görev taşındı. Her şey yenilendi ve yenileniş ilmin kelamıyla oldu. Deyin dediler bilgiye de. Deyin. Yakışmaz değinmek. Dilleşiriz. Dürümleriz, bilgiyi kodlarız, tohumlarız, yoğunlaştırırız, yeryüzünün gücü yaparız ama değinmek ne ki? Canlılar, kıranı kırmayız dedik. Sordular kıran nasıl kırılmazmış diye. Dinleyin dedik. Dince demedik, insanlıkça dedik. Dağlılar, insanlık boyutlarının görevlileri. Biz dünyaya ilmi kapı açıp indirdik. Ama dünya kelamda kendini yıktıkça imparatorluğun görevi kodlanamaz bu yaşamda. Bu nedenledir ki biz sistemin gücünü dürümledik ve dedik ki kendi yoğunluğunda olan kendinde kodlama yapsın. Çorba pişirdik. Bu çorbaya tuz kattık. Ama her kattığımızda yoğunluk arttı. Seyredin yaşamı dedik. Altın ışığın gücünü anlayın dedik. Tek bildikleri neden kıran kırılmasın, neden kırılan kırmasındı ve dedik ki dünya insan ilmidir. Unutmayın ki bu dünya yaşamı Allah'ın tınısıyla kodlanmış bir yaşamdır. Bu dünyayı yer küre olarak yaratan Allah orada her şeyi tüm zamanlarda kodlayarak tüm insanlığa kaynak yaptı. Hiçbir zaman insan dünyayı korumayı düşünmedi ama insan soyu hep yaşadı ve dünya kırıldı ama kırmadı. Unutmayın ki bu dünya her şeyi insan soyuna vakfetti ve dedi ki insan her şeyin sahibidir ama dünya kelamda kendini hak etmeyene kendi yoğunluğundaki tüm imkanları sundu. Ve dedi ki biz size her şeyi sunuyoruz ama siz kendinizi hak edin. Cennet cevahirdi, cemaat cennetti ama her şey dünyadaydı. Bunları anlayın. Dünyanın ötesinde hiçbir cennet yoktur.
unutmayın. Sanırlar ki insan soyu kendi yüreğinde cemaat olup cennet kuracak. Cennet kelamda kendi yüreğinde kodlanmışsa cemaatte cevheri görev taşıyanlar cennetli olur. Ama bu dünya mutlaktır ve bu bütün kürzileriyle kendi yoğunluğunu tüm yaşamlara kodlayıp hak ettiklerince vermiştir. Ve biz yaşayanlar bu dünyayı hak etmeye çalışırken dünyadan öte bir yoğunluğa mı sahibiz ki dünya her şeyi her sesle verip kıranı kırmazsa biz kıranı kıralım. Olur mu? Canlılar kıran kırılır derler ya. O halde dünya insanı kırar mı? Kırdı mı? Dağlarım. Kırılan yüreğini kırar. Biz diyoruz ki hiç kimse kırılmamalıdır. Yedi dünya kurduk. Her gün, her anda, her yaşamda, her dünyada göz olduk. Kur'an olduk, toprak toplum olduk, kulluk yaptık ama biz bu dünyayı hak etmeliydik. Geçtik geldik ve dedik ki kısırlık yapılmasın bu yaşamda. Hiç kimse diğerinin ayıplarını açmasın. Kimse kimseyi kontrol dışı saymasın. Herkes herkesin olsun. Ve bilmek için bildirileri hak etmek gerektiğini anlasın. Yol mu? Allah'ın yolu tektir. Kontrol mu? O kontrol ilimdir. Bilgi mi? Bilgi hakiki ilmi kaha olan insan soyudur. Yakışır dünyaya aşk. Yakışır yüre hak kapılar. Yakışır insana levh-i kaynak. İnsan soyu her şey yakışır. O halde bugün dünya kulu olan insan soyu yer kürede kendi yüreğinde her şeyi affetmelidir. Aftan öte bir af insan soyunun hak kapıdaki şavkıdır. Bilinsin dileriz ki burada bulunuş sebebimiz insanlığın kulluğunu koplatmak ve tohumlatmaktan öte sistemin gücünü hak teknikle kontrol etmektir. Başka yaşam var mıdır? Yaşam tektir canlılar. Biliniz. Yaşam tektir ve o yaşam sır olan insanlıkta sürer. Nedir yaşam? Bellek kalemidir. Her anı kaynak olarak kodlayan bir kalem bilin yaşamı ve her an olan. Hani nerede? Her anda ve her anda yaşayanın yer küreye görevli olmasının, kelamda teknik tohum olmasının manası ne? İlim. Her şey ilim içindir. Biz cennet kurarız. Cevheri cennette kaha olan levhi oluruz. Karanlığı aydınlatan sır oluruz. Ama kervan olmamız gerekir. Nedir kervan? Yarındır. Her andır. Seyredin yaşamı. İmparatorluğun gücü olan bütünlükleri seyredin. Biz o bizdir. Umut olur ki dönem sonu dediğimiz bu yaşam sayfasında her şey yetkinleşir ve bütünlükler kürsü kapılarını açarak herkesin kendi yüreklerinde olduğunu dinleyebilirler. Bu dünyada ölü yoktur. Hepimiz diriyiz. Bunu iyi anlayın. Geçmişte bedenini bırakmış olsa da her biri bizde bizdir ve diridir. Bunları iyi anlayın. Dünya yürüyen bir zamanı kodladı ve yaşamı tohumladı. Artık dünyanın ölü bir planet olmadığını kervan olanların iyi anlamaları gerekir. Saltanat size sizi dinletti canlar. Biz de sanal boyutların gücünde bütünün kürzü kapısını açtık ve bütünü dinliyoruz. Yaradan ve yaratılan tektir dediğimiz zaman dinlediler ve sorguladılar. Niye yaradan yaratılandan ayrıdır diye ayrılık yoktur canlılar. Her şey o tekniğin teknik tohumudur. Bütüne hizmettir yaptığımız ama bu hizmeti bilinçle yaparız. Karanlık aydınlığı tohumlar. Aydınlık Kur'an olur, toprak toplumu kodlar ve tohumlar. Bütün kötülükleri aşan ilim kapıları aklın kelamı olurlar ve verdiklerini hak ettirirler. Biz bunu yapıyoruz bu çalışmalarla. Denir ki dünya yer küre yediden gök sözcülüğüyle kodlanacak. Canlılar, gök sözcülüğü dediğimiz nedir bilir misiniz? İnsanın kendini dinleyişidir sadece. Hiçbir zaman gökten gelenler dünya insanlığına ilim öğretmediler. Her şey insandan insana tohum olarak kodlandı ve seslendi.
Mustafa Kemal Atatürk bunu çok iyi anlattı ve dedi ki insan kendini dinlediği zaman bütünün gücünü hak eder ve diller. O zaman o kendinden öte kendi olur, bilinçle mutlak kulluk yapar. Bunu yapabilen Atlanta ata kapılarının tümünü gözük kalemi olabilendir. Canlılar, her şey insanın insanı anlatmasıdır. Başka ses, başka söz olamaz bu yaşamda. Ha diyeceksiniz ki ulular diyarı, o buradadır. Yaşam birlik kalemidir. İnsan da kervandır, hepsi birdedir. Yakışır dünyaya bu. Ha diyeceksiniz ki ama başka görevliler de gelir dünyayı ziyaret ederler. Orta kapılar tümünü açtık gelen gelir. Ama yol Allah'ın yoludur ve bu yolu bilen gelir. Bilmeyenin yolculuğu olmaz dünyamıza. İyi anlatın. Şeytan şerde dediler. Şer şarkı okur. Ama şeytanın şarkısı aklın kalemi olduğu zaman aşka varır. Biz dünya, dünya biziz canlılar. Levh-i kapıları tümünde insanlık vardır. İnsanlıksa aklın kelamıdır. Yolculuk sona mı erdi şu anda? Yok, yazmam gerekir.